Touch ile dosya yaratmayı görmüştük. Şimdi klasör yaratacağız dosya yerine. Klasör yaratma komutu da mac'dir. Yani mac directory. Şimdi Ali isminde bir klasör yaratacağım ben home dizin altına. Mac'tir Ali yazdığımda sağ tarafta Ali klasörünün geldiğini görüyorsunuz. Bir klasör yaratmak için kullanacağım komut mc'dir komutu. Peki ben Ali dizinin altına da birden fazla klasör yaratacaksam bunu nasıl yapıyorum? Bunun için de eksi p yani parent parametresini kullanıyorum. Eğer gerekiyorsa yaratacağınız direktörün üzerindeki klasörleri de yaratıyor. Nasıl olduğuna bir bakalım. Mac'tir, var, log. Messages diye bir klasör yaratacağım. Evet, gördüğünüz gibi önce var klasörünü yarattı. Arkasından log klasörünü yarattı. Onun altında da messages klasörünü yarattı. Yani eksi p parametresiyle ben klasörleri dizin şeklinde yaratabiliyorum. Peki dosyamızı yarattık. Dosyayı kopyalamak için ne yapacağız? Dosya kopyalamak için de cp komutunu kullanıyoruz. Copy'nin cp'si. Deneme klasörünü kopyalayalım. Cp deneme. Denemenin kopyası diyorum. Copy komutunu kullanırken cp boşluk ilk kelimeye, ilk sintaksa source'u yazıyoruz. Yani hangi klasörü kopyalayacağımızı, hangi dosyayı kopyalayacağımızı. Deneme dosyasını kopyalıyoruz burada. Sonrasında ise destination'ı veriyoruz. Yani kopyalayacağımız dosyanın ismini veriyoruz. Bu komutu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi denemenin kopyası diye bir deneme klasörünün deneme dosyasının kopyasını oluşturdum. Peki Ali şeyini kopyalayalım o zaman. Direktörüsünü kopyalayalım. Gene copy komutunu kullanıyorum. CP Ali source'umu verdim. Ali kopyası diyorum. Hata aldım. Omitting directory diye. Bunun nedeni directory kopyalarken CP'nin yanına recursive olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Yani R komutunu kullanmanız gerekiyor. Tekrardan kopyalayalım. CP -R Ali diyorum. Ali kopyası dedim. Evet, Ali klasörünün kopyasını yarattı. Bunu gerçek hayatta nasıl kullanacağım? Örneğin şurada benim web diye bir klasörüm vardı ve bu web'in içinde de dosyalar vardı. Ben bu indekste değişiklik yapacağım. Ama değişiklik yaparsam herhangi bir problem yaşamamak için öncesinde web klasörünün yedeğini almak istiyorum. Hemen geliyorum cp web diyorum. Tabii recursive kullanmam gerekiyor. Boşluk bırakıyorum. Destination yapacağım. Web kopyası. Web kopyasını buraya oluşturdu. Gördüğünüz gibi dosyalar içerisinde. Ben şimdi gelip buradan istediğim gibi web üzerinde değişiklik yapabilirim içindeki dosyalarda. Bir diğer komutumuz da move komutu. Move komutu isminden de anlayabileceğiniz üzere dosyaları taşır. Hemen bir örnek yapalım. Move diyelim. Ben web kopyası klasörümü web'in altına kopyalayacağım. Evet, web kopyası klasörü gitti. Web'in altına geldi. Taşıma işlemlerini de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrardan geri alayım. Move diyeyim. Web. Web kopyası klasörü. Aynı yerine tekrar geri getireyim. Gördüğünüz gibi tekrar aynı yerine geldi. Bu sefer de eski yerine taşıdım. Move komutu aynı zamanda klasörlerin ismini değiştirmek için de kullanılır. Yani yeniden adlandırmak için. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine move komutunu giriyorum. Web kopyası klasörüme geliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bunun ismi web kopyası. Bunu web kopyası 2 yapacağım.
Web kopyası 2 diyorum. Evet, ismi değişti. Move komutunda yenilen adlandırma da gayet basit bu şekilde yapılıyor. Dosya işlemlerinde son olarak dosya silmeyi göreceğiz. Dosya silme biraz önemli ve birden fazla tree var. Kabaca anlatmaya çalışayım. Biraz zor çünkü anlatması. Şimdi şu gördüğünüz bir dosya, şu gördüğünüz bir dizin. Biz dosyaları silmek için rm komutunu kullanıyoruz. Remove'un rm'i. Şu yani. Ama bu rm komutuyla biz directory silemiyoruz. Yani dizin silemiyoruz. Dizin silmek için kullandığımız komut da rm'dir. Yani remove directory. Hemen bunu uygulamalı olarak gösterelim. Remove diyorum. Denemenin kopyalısı. Şu dosyayı remove verecek şu anda. Enter'ladım. Denemenin kopyası dosyası uçtu. Peki, süper. Şimdi rm Ali dediğim zaman bakalım ne yapacak. Evet, dedi ki bu bir directory. Yani directory'yi rm komutuyla silemezsin. Peki, o zaman rm'dir yapayım. Rm'dir Ali dedim. Bu sefer başka bir uyarı verdi bana. Dedi ki failed to remove directory not empty. Yani dizin boş değil dedi. Geliyorum. Altında Ali kopyası diye bir dizin daha varmış. Bunun altında da bir şey yokmuş. O zaman ne yapacağım ben? Şöyle yapacağım. Remove directory diyeceğim. Ali diyeceğim. Onun altında Ali kopyası var. Önce Ali kopyası direktörüsünü siliyorum. Evet, bunun altı şu anda boş. Bir şey yok gördüğünüz gibi. Rm'dir Ali dediğimde artık Ali klasörü de yok. Kayboldu. Peki. Şimdi ben Ali klasörünün altında birden fazla dosya olduğunu düşünelim. Ali 1. Şuraya boşluk bırakmışım. Evet, Ali yarattı. Ali'nin altında da Ali 1 var. Hemen bu dizinin altına geçeyim. Ali dizinin altına girdim. Burada yeni dizinler yaratıyorum. Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6 diye. Evet, Ali'nin altında gördüğünüz gibi bir sürü dosya oluştu. Ben şimdi bunların hepsini tek tek gelip alt klasörlerini silip ondan sonra üstteki parent directory gibi sileceğim. Hayır. Böyle yapmayacağım. Bunun için yapmam gereken şey ise rm komutunu kullanmak. Ama aynı zamanda R parametresini vermek, recursive etmesini sağlamak yani. Bir üst dizine çıkıyorum hemen. Evet, Ali klasörü burada. Diyorum ki rm eksi r Ali. Evet, Ali'yi altındaki klasörleri silmeme gerek kalmadan hepsini recursive olarak sildi. Burada göstermek istediğim başka bir şey de yine rm komutunu kullanıp parametresini verip dene yıldız. Bu ne yapacak? Dene ile başlayan bütün dosya ve dizinleri arkasında denenin arkasından ne geliyorsa gelsin silecek. Hemen deneyelim bunu da. rm-r dene yıldız. Şuradaki dosyaların hepsinin uçması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hepsini sildi deneyle başlayan. Bunun başına yıldız verip arkasından dene derseniz öncesinde ne olursa olsun son 4 karakteri dene ise bütün dosya ve dizimleri bu komutla siler. Bir diğer söylemek istediğim şey rm-ref komutu. F parametresi de burada force anlamına geliyor. Yani ne olursa olsun
dosyayı veya dizini force ederek sil. Bu komutu kök dizininde kullanırsanız diski formatlamış olursunuz. Tehlikeli bir komut. Tabii ki bunun için root yetkisi olması gerekiyor. Dosya ve dizin silme işlemleri böyle arkadaşlar. RM'dir. Dizin siler, klasör siler. RM ise hem dosya siler hem de dizin siler.